Bilgin Olsun kanalından herkese merhaba. Bu video 11 Eylül 1973 yılında Şili'de gerçekleşen darbenin simgesi olan Victor Lidio Jara Martinez hakkında. Victor Jara, Santiago'nun Lenquin köyünde doğdu. Jara'nın babası sıradan bir kahyayken annesi Amanda ailenin geçimi için çok sayıda işte çalıştı. Birçok ailede olduğu gibi babası alkol problemleri çekmekte ve annesine kötü muamele etmekteydi. Babası aileyi terk ettikten sonra annesi Amanda ailenin bakımıyla tek başına ilgilendi. Annesi Victor Jara'nın hayatının çok önemli bir parçasıdır. Annesi de şarkı söyleyip gitar çalmış. Gitar çalmayı ve Şili folk müziğini oğluna öğretmiştir. Annesiyle beraber geçirdiği zamanın müzik hayatına adım atmasında çok önemli etkisi olmuştur. Annesinin ölümünden sonra muhasebe eğitimini yarım bırakıp ilahiyat okumak istemiş ancak bu sadece 2 yıl sürmüştür. Dini olan inancını kaybettikten sonra işsiz olarak doğduğu yere geri döner ve yakın arkadaşları ile birlikte folklor tahsiline başlar. Bu zaman zarfında tiyatroya ilgisi gelişmiş ve Şili Üniversitesi'nde tiyatro okuluna başlamıştır. Bu ve takip eden yıllarda Victor Jara çok sayıda tiyatro yapımında yer aldı. Violeta Parra ile ilk defa rastladığında tekrar folklor söylemeye ve okumaya başladı. Violeta Parra, Santiago'da küçük bir kafe sahibi ve geleneksel Şili folk müziği hayranı bir sanatçıdır. Victor Jara ona bu kafede yardım eder ve şarkı söyler. Jara bu zaman zarfında Şili siyaseti ile ilgilenmeye başlar. 1966 yılında ilk albümünü çıkartır. Takip eden yıllarda tiyatroda yönetmen olarak da çalıştı. Ancak şarkılarına ve politik işlerine gitgide daha fazla zaman ayırdı. 1970 yılında tiyatroyu terk etti ve tamamen müziğe yoğunlaştı. Jara'nın şarkıları fakir zengin bir arada yaşayan bir toplumda sıradan insanlara yaşamlarını ve problemlerini gösterir. Vatanına olan büyük sevgisi sebebiyle birçok şarkısı haksızlıklara ve politik skandallara saldırır. Victor Jara Güney Amerika'da yeni şarkı akımının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Bu Güney Amerika'da birçok sanatçı ve aydının katıldığı devrimci bir harekettir. Victor Jara'nın politik fikirleri parçalarında önemli bir yer tutar. Victor Jara, diğer şarkıcılarla birlikte Salvador Allende ve sol partilerini birleştirdiği bir hareket olan Unidad Popular yararına birçok konser verir. ...11 Eylül 1973'te Augusto Pinochet'in gerçekleştirdiği darbe sırasında Victor Jara Teknik Üniversitesi'ndeki işi başında tutuklanır. Ve birçok yoldaşı gibi Şili Ulusal Stadyumunda işkence görür. Bir daha gitar çalmaması için elleri kırılır. Hatta bu korkunç işkenceler sırasında bile Jara Unidad Popular'ın şarkılarını söylemeye çalışmaktadır. Nihayetinde vahşice dövülen Jara bir otomatik silahla öldürülür ve cesedi Santiago mezarlığı yakınlarında bulunur. Fakat karısı yine de onu onurlu bir şekilde defnetme imkanı bulur.
akabinde Şili'yi terk eden karısı 1994'te eşinin onuruna Victor Jara Vakfı'nı kurar. Şili'deki Paravda muhabiri Vladimir Çernisev, Jara'nın son anlarını şöyle anlatıyor. Victor Jara dudaklarında şarkıyla öldü. Onu yanından hiç ayırmadığı yoldaşı gitarıyla birlikte stadyuma getirdiler. Ve şarkı söylemeye başladı. Öbür tutuklular gardiyanların ateş etme tehditlerine rağmen melodiye eşlik etmeye başladılar. Sonra bir subayın emriyle askerler Victor'un ellerini kırdı. Artık gitar çalamıyordu ama zayıf bir sesle şarkı söylemeyi sürdürdü. Bir dipçikle kafasını parçaladılar ve diğer tutuklulara ibret olsun diye ellerini kesip tribünlerin önüne astılar. Aralık 2004'te ölümünden 31 yıl sonra yargıç Juan Carlos, emekli subay Mario Martinez Bravo hakkında dava açar. Bravo, Jara öldürüldüğü sırada ulusal stadyumda en üst rütbedeki subay olup stadyumun denetimi onun sorumluluğunda olduğundan ölümlerden de o sorumlu tutulur. 2012 sonu ve 2012'de tutuklanan 8 eski asker ve emri veren askeri savcı hapse mahkum oldu. En son Eylül 2014'te 3 eski subay daha mahkum edildi. Bu tür videoların devamı için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.